Evet. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Plate forehand, half outboard, chip vesaire. Ya abi böyle hep bak çok güzele kaçmışlar ha. Yani hep şeyler, hep tulum ambar, dik ambarlarda yükleme. Yani şeylerde. Bunda bir şey yok ya, bunu herkes yapar yani. Şöyle şu tarz şeyler de var. Nasıl diyeyim, böyle örgü şekli yükleme. Yani alt sıra böyle böyle, üstüne böyle böyle. Onun üstüne yine başkıç, onun üstüne sancak iskele istikametinde şeklinde böyle şeyler. Ya açıkçası şunu söyleyeyim, bu işlerin eğer hepsi aynı ölçüde ise bu gerçi şey shit, ama buradaki eğer slab yükleyecekseniz çok en güzeli slab abi. Yani böyle şeyse nasıl diyeyim, kelepir iş yani, hani işte. Onda da söyleyeyim yani, mesela ambar buradaki gibi böyle kare küp şeklinde dikdörtgen prizmaysa zaten hiçbir numara yok. Ama sen pardon. Şurayı bir silelim abi. Şu bizim bulk carrier'larda şöyleyse, tamam mı? Abi şöyle bir şey yapacaksınız burada. Yani işte bu steel slab'lar ne kadar yükselir? Kaç kat olur? Ne yapılır? Nasıl yükselir? Bir kere bak burada şunu söyleyeyim. Burada önemli olan şu limanın kapasitesi. Yani bunları nasıl dizecek? Forkliftlerle dizecek. O önemli. Yani bu forkliftle ambara bunu şöyle ambarı uzatalım abi. Tamam, şöyle çizeyim ambarı. Şurası hopper. Bu da böyle gidiyor. Yani bunu bu mezarın altlarına, çünkü baştan kıştan giremeyecek şeyle, değil mi? Dozerle. Dolayısıyla oraları forkliftle yükleyecek, tamam mı? Onları forkliftle buraya böyle merdiven gibi dizecek. Ya da bazen böyle böyle buraya böyle uzunlamasını artık. Şöyle buraya yaslaya yaslaya, kaydıra kaydıra böyle merdiven gibi dizecek abi bunları. Kaç sıra geleceği. Dolayısıyla ne demek istiyorum? Bak şurada resmi varsa. Ya bende bir gemide ben slab yüklemesi vardı da onu bulamadım resmini. Bak abi şurada görüyor musunuz? Şurada bu bambaşka, alakasız ama işin mantığı açısından. Şu baş kıç baş perde olsun, başın altında kalıyor. Ve kenarlarda da mezarına çıkıntıları var. Gerçi bu tibindeki gemi de o çıkıntıların altına şeyle direkt koyamıyor kreyn haliyle. Dolayısıyla dozerlerle önce kenarlar doldur. Bak şunu unutmayın. Bu bütün stil koyu yüklerinde limanların mantığı hep şudur. Size o gemi planlarında şey var ya, ambar çizimleri. İşte şu ambarın tank topu böyle. Bunu çizer. İşte kenarlardan böyle hoperler, işte başkıç, travers, korgetler falan. Bir de içeri böyle nokta nokta size şeyi çizer. Hatch coming, hatch cover opening'i falan çizer, tamam mı? İşte bu. Bütün mesele bu. Limanın bütün derdi abi. Önce şu direkt crane'le yükleyemeyeceği kısmı girmektir. Sonra havuzu direkt crane'le yükleyecektir. O yüzden hani forklift'i zırt pırt atmaktan ziyade adam forklift'i atar. Önce şu başı şöyle bir bitirir. Aynı burada olduğu gibi. Sonra gelir kıçı bitirir. Ve kenarları varsa. Sonra havuzu doldurur. Tamam mı? Bütün hesabı budur. Yani bir de böyle bir sorun var. Yani şimdi sen burada halt rollet koyup yükleyeceksin de hani böyle sıra sıra bitire bitire gelmiyorsun. Tamam mı? Bulk yarıyor da falan. Önce kenarları dolduruyor. Ondan sonra araları dolduruyor. Bir de öyle sorun var. Yani packing list, sen order list order ediyorsun yükü, ama o sırada adam diyor ki yüküm hazır değil. Ondan sonracığıma öyle bir sorun var. Bir de böyle de bir operasyonel sorun var yani. Yani adam sırayı şak diye bitiremiyor. Önce havuzu bitiriyor, sonra şey. Ve liman onun hesabını yapmıştır kafasında, tamam mı? Dediğim gibi limandakiler
Bu işi sürekli yaptıkları için bir tık bir güvenmekte fayda var. Bir de hani siz o order olayına, sipariş olayına çok hakim olmadığınız için açıkçası gemideyken çok da şey yapmayın yani. Stresini yaşamayın abi. Bak abi tank top strike'ler kurtarıyorsa tamamdır deyin. Geçin yani. Şöyle. Mesela. Şöyle yapalım abi. Bak abi şimdi ya mesela şöyle bir şey gönderiyorlar bazen gemiye. Tamam mı? Abi adam yapmış göndermiş işte tamam mı? Şey diye. HRC, Hot Rolled Coil, Matrix Hypno, 164 bilmem ne. Bir de böyle sorunlar var abi. Ne limanıymış? Manaus limanına. Tamam mı? Yani 279 adet 3635 ton. Adam bunu length işte koymuş yani. Bak bunu yaptı mı liman? Zaten Lotport St. Petersburg'muş abi. bunu yapıyorsa kral limandır zaten. Onu söyleyeyim. Ama ekseriyetle böyle gelmez bu. Ambar ambar 60 adam burada işte bak. HRC'ler. Görüyor musun şu tırtıklı çizgiler şeyler? Senin hatch cover opening. Ya bu işi çok yapmışlar adamlar yani. Ha şu St. Petersburg'da bir sıçma durumu oldu. Ben dedim de başka gemideydi bizim firmanın. Duydum ona. Gemi hafif listli kalkıyor. Yani hani miktarından alıp almamasından ziyade mixed yüklüyordu. Ya, o çok bela bir iş. Yani bunun gibi böyle şey de değil. Yani bu tek başına bu steel product'ları tek yüklemek de yani çok sorun değil aslında. Hani full slab yüklüyorsun, full bilet, full işte kangal yüklüyorsun, yok coil yüklüyorsun. Bu da çok sorun değil. Bu bir de bunun mixed'ı var. Yani o hakikaten çok büyük sorun ve yani o öyle gelişi güzel de şey yapılacak işte baya baya onun geminin bütün bilgilerini bilip işte böyle şey yapılması gereken. Orada mixed steel yüklüyorlar. O şeyden yatık kalıyor bir miktar gemi. Şeyle neydi? Balastı düzeltiyorlar filan. Yani hani öyle gemide biz çok karşılaştığın durumlar değil açıkçası. O yüzden siz sadece kontrol maksadıyla nerelere dikkat edeceğinizi bilin. Yani mümkün olduğunca da hesabı hakim olmaya çalışın. Yani yani böyle çok da şeyleri limana kaptırmadan liman şişirecek çünkü dediğim gibi yani. Siz nasıl diyeyim böyle tank top strength'in aşılmaması, şu tarz üst üste koyma durumları vesaire. Onlara dikkat ederek, lashinglere dikkat ederek. Yani sizin asıl çok şey yapabileceğiniz o. Yani yoksa çünkü liman biliyor nasıl göndereceğini. Bazen o bile bilmiyor tamam mı? Hani ne zaman çıkacak, çıkmayacak. Yük hazırdı, değildi, ne oldu, ne bitti. Bazen başka gemi geliyor. Bir gemi yanaşamıyor. Öteki gemiyi alıyorlar. Hop bütün plan değişiyor. Bir şeyler oluyor. Çok dinamik bir iş tamam mı? O yüzden yani şunu söyleyeyim hani ben diğer videolarda anlatmıştım işte uğraşırsın uğraşırsın yükleme planı yaparsın altın kuralı hiçbir zaman uyulmaz dedim. Bu stil ürünlerim de hiçbir zaman uyulmaz yani hani o yüzden çok da kasacak bir şey yok abi bu olduğu kadar yani hani o böyle işte ara sıra şey yapıyorlar dedim filan ama hani çok nadiren olan şeyler yani onlar da çünkü adam mal satıyor malı hasarlansın istemez sorun çıksın istemez. Mümkün olunca herkes dikkat ediyor ama işin yapısı gereği biraz şey bir iş yani meşakkatli böyle şeyli bir iş yani problemli bir iş bu. Evet. Devam edelim. Başka ne varmış abi böyle? İşte neymiş? Bundles of coated pipes. Abi şu bakın şu arada bir şey göstereyim. Şu önemli. Şurada görüyor musunuz? Kimileri böyle çok çıkmış. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyeyim. Mesela işte burada teleskopu yazmamışım gerçekten. Teleskop. Slightly teleskop. Yani işte ton.
Slide'lı tornut işte. Tornut up to 3 cm falan. Yani ne ki bunların önemi ne? Veya şurada birazcık çıkmış. Yani ne önemi var bunların? Mesela şuradaki önemi şu. Tahliye ederken birbirine takıp o aradaki boruyu hasarlaması. Bu önemli. Şeylerde de inşaat demiri olaylarında da aynı muhabbet var. Yani sen bir ambarın bir tarafına bir limanın yükü, diğer tarafına diğer limanın yükünü yüklediğin zaman böyle silme böyle koyarsan abi tahliyede hep yamultursun birbirini asarsın. Arada o yüzden bir en az 60 santim falan mesafe. Ve şunu da söyleyeyim. Bu yüklerde şunu gözeteceksiniz her zaman. Steel coil aşağıda kalıyor. Tamam çok önemli değil de bilhassa kangallarda, viriclerde, dibicilerde. Bu borularda. Abi adam nasıl tahliye edecek? Bunu bilmeniz lazım. Tamam. Bir de sen yükleme planını yapacaksan bir de onu bilmen lazım. Niye bilmen lazım? Şöyle. Başkıç istikametinde çiziyorum. Şu ambar mezar nasıl? Böyle çok abartılı çiziyorum. Tamam mı? Şöyle ambar. Şurası aft. Şurası forward. Biz sancaktan bakıyoruz. Tamam mı? Şöyle. Sen bu kangalları böyle bu kangallar yuvarlakları alabanda istikametinde. Yani bu şeyler böyle dürbün gibi düşünün. Sancak iskele olmaz. O dürbün gibi hep baş akıça bakar. Sen bunu coil gibi yüklersin yani. Tamam. Yani o şeyin merkezi, dairenin merkezi başka istikametinden geçer. Neyse. Abi sen bunu böyle kat kat çıktın dedik ya 10 kat bilmem ne. Çok çıktın. Diyelim ki adam işte genellikle 4 kat atılır. Şuraya ondan sonra tel şey saç plakalar. Bunun üstüne forklift koyar. Forklift buraya bir daha dizer. 8 kat 9 kata. Sonra burayı dizer. Buraları da bitirir. Sonra hop forklifti bu arada sacları alırlar. Sonra havuzu doldururlar. Tamam mı hababam? Hop bitirirler ambarı. İyi güzel de. Tahliye nasıl edecek adam? Eğer buradan sadece sapanla forkliftle etmeyecek. Yani şurada bir havuz açıp içeri forklift alıp bunları almayacak. Sadece sapanla alacaksa şu dipteki yükler çok büyük problem abi. O yüzden mesela sen geldin bakacaksın yani şuradan tabii ben bu çok abartılı çizdim bu resmi de diyelim ki normal bulk carrier gibi çizelim yani şuradan şöyle işte hafif bir şey şurada var diyelim işte 2 sıra 2,5-3 metre diyelim. Senin de kangalların şöyle abi işte olsun çapı 1 boyu da olsun 1.35. Mesela sen buraya bir 1.35, bir 1.35 daha koydun. 3 tane 1.35 bu buradan hafif dışarı çıktı. Sen bunu böyle yükselttin abi. Nerede keseceksin? Yani şunu düşün. Adam crane'le geldi. Şu koçası sapanla şurayı ne kadar çektirebilirin şeyine. Yani sen burayı çok yükselmeyeceksin. İcabında burada şöyle abi merdiven gibi yani burada bir kat daha atacaksın. Şurada bir kat daha. En son burada diye son katı. Burası böyle basamak gibi inecek. Ya da burada abi keseceksin emniyetli bir mesafede. Sadece havuza böyle ortaya kalan şeyi çıkacaksın. O da önemli. Yani siz diyelim hani o steel coil'lerde olmaz. Steel coil çok aşağıda kalıyor da. Şunu söyleyeyim aklıma gelmişken. Diyelim ki kangal çıktı. Ne yapacaksın? Yani onu anlatıyorum. Steel slab'larda abi. Onu bir bitireyim önce. Steel slab'ın abi onu diyeceğim. Abi şöyle kabacası şu. Şu double bottom hopper ya. Şu da tank top. Abi kaç ton var? Bir kere evvela normal bir dökme yükler gibi ambarlara dağıttın mı abi? Bu slab'ın tamam mı? Slab şöyle bir şey sonuçta. Şu yüksekliği, eni boyu belli. Bunun hacmi belli. Sen bunun arasına 10'luk taneci de koy. Bir slab ne kadar eder? Bir de başına kıçına diyelim mesafe koy böyle bir 10'ar santim. Bu bir hacim yapıyor. Dolayısıyla hacim ne yaptı abi? Bu şey başına düşen diyelim işte 2000 metreküp yaptı. Kaç adet slab yaptı? Şu kadar adet. Yani şu şeyin ortasından alacaksın abi. Şu mezarını zaten bu ya kabaca onu da söyleyeyim abi. Bu böyle ambar yükseliyor ya hoperlerde. Ya taş çatlasa bu hoper hizasına gelir slablar. Unutmayın zaten. Dolayısıyla senin şu
yamuk mu bu? Yamuğun ortasını al abi. Ortasından sanki bu bir şeymiş gibi, kareymiş gibi şöyle hesapla yani bu yamuk. Aynı hacim. Anlatabiliyor muyum? Şurasını es geç, burasını da varmış kabul ederek hesapla. Bu ne kadar yükselir? Kaç kat çıkar? Tank top strength'imi aşar mıyım? Bu. Bunun şeyi bu. Tamam mı? Ama nasıl yüklenecek işte o başa dik mi koyacak, enine mi koyacak o biraz şeylerle alakalı. O yüzden diyorum yani bu şey değil abi. Bunun hesabı böyle işte telefon geldi, işte gemiye mail geldi. Ya işte şu kadar kömür alacağız yapın bir hesap. 2 saatlik falan bir hesap değil abi. Bunlarda dikkat edilecek çok şey var. Tamam. Yükleme hesabı. Hadi adam gibi hesap istiyorsan adam gibi bilgi vereceksin. Bu önemli. Ve zaman. Yeterli zaman. Hiç acele etmeyin abi yani. Çünkü bu hesabı liman da yapıyor, şey de yapıyor. Gelelim kangallara. Kangalda ne anlatacaktım ya şeyi? Ulan kaynadı yükleme hesabını. Kangal geldi. Nasıl yapacaksınız? Kangalın hesabını. Kangalın hesabını onu söyleyeyim. Abi eğer buradaki gibiyse ambarların, yani böyle kelebir düşeşse abi, ama lan böyle ambarlı gemide de çalışmak vardı yemin ederim. Ha. Böyleyse ambar. Bir bok yok. Burada da kangal. Direkt abi taban alanı çarpı yükseklik. Şu kangalın bir esprisini söyleyeyim. Şimdi şu şöyle olsun. Ambarın tank tapını çiziyorum. Böyle bu yükseliyor alavandaları. Sen buraya kangalları koyuyorsun ya abi. Böyle böyle koydun. İşte kaç kangal aldıysa aldı bu. Bu kangalın çapı şöyle büyük çeniz izim ne kadar? 1.20. Şu yanındaki kangalın çapı da 1.20 değil mi? Güzel çizemedim ya şöyle. Şu 1.20. Şu da 1.20. Sen bunun üstüne 1.20'lik diğer kangalı koyduğun zaman abi bu yaklaşık bir 20 santim içeri girer. Bu kangallar hafif de esner böyle hani tel sarımı olduğu için. Sen bunun ikisini yani 1.20, 1.20, 2.40 değil, 1'e 1, 2 metre olarak hesaplayacaksın. Dolayısıyla hiçbir numarası yok işte abi. Yani benim ambarımın eni kaç, bunun enine kaç? 1.20 verdik. Diyelim ki 12 metre abi. Boyu kaç? İşte 15 metre. Bunun uzunluğu kaç? 1.30. Kaç tane alır? Bir sırada bu kadar, bu kadar da boyuna. İşte 10 çarpı 1.30. 13, 2 metre kaldı. Baştan kıştan biraz da mesafe koydun. 11, 10 çarpı 11. Bir sırası ne yaptı? 110. 110 adet alıyor. Kaç ton? 2.04'tür genellikle bunlar. 2 tondur abi. 1.5, 2 ton. 2 tondur. Tamam mı? Çarpı 2 tonla. 1 tonu, 1 sıram benim. 220 ton alacak. Bu ambara kaç ton koyacağım? İşte 3000 ton. Böl 220'ye şu kadar kat çıkarım gibi. Tamam. Ama şeyse, böyle değilse, bildiğim bulk carrier'sa o herkesi zorluyor. Abi orada şunu söyleyeyim ben size, bale kapasiteyi alın. Direkt hacimden hesaplayın. Ama demin o anlattığım başka şeyi hesaba katarak. Yani sen beyil kapasite aldın da su gibi ambar başkıç altlarını dolduracağını farz etme. Adam nasıl tahliye edecek? O yüzden biraz boşluk bırakacaksın. Havuza da şey, ambar kapağına tam denk geldi gelmedi. Ambar kapağının altı dümdüz mü geliyor? Böyle frame'li mi geliyor? Nasıl geliyor? Bir de bunlarda mutlaka yitik şeyler oluyor. Yani şöyle bak, bir sıram benim 11 aldı da şey kaç 10 tane aldı da bunun bir üstü 9 alacak. Bunun bir diğer önemli esprisi şu, değil mi? Yani şöyle, çünkü şöyle kısa küçük bir ambar diyelim, hani öyle saçma ama hani küçük bir ambar. Sen buraya 1, 2, 3, 4 taneyi koydun. Bunun üstüne kaç tane koyacaksın abi? 1, 2, 3 tane koyacaksın. Onun üstüne yine tekrar 1, 2, 3, 4. Yani 1, 4, 1, 3. Diyelim senin ambarın 19 sıra alıyor. Bir sıra 19. Bir üstü 18, 19, 18. Sıran diyelim 20 alıyor. 20, 19, 20, 19. O şekilde gidecek. Yani mesela ortalama 19,5 alacaksın. Son sırayı kaçla bitireceksin? Yani hangi sıraya denk gelecek? Tamam mı? Yani 19'uncuya mı denk gelecek, 20'ye mi? Evet, eğer havuza kalmışsan havuzun kaç alıyor? Yani 19'larda ya baştan kıçtan 3'er 2'şer 3 kaybedilir. 3, 3, 6.
13'e düşersin. 15 ile aldı diyelim. İşte 2-2 kaybediliyor küçük ambarlarda. Ne yapıyor? 11 alır. Yani 11 aldı ama bir sonraki 10 alacak bu sefer. 11 alacak, 10 alacak. Yani böyle çok şey iş. Yani dikkat edilmesi gereken direkt hacim hesabından çakın abi. Anlatabiliyor muyum? Yani beyin kapasite artı bu tarz. Yani açıkçası şunu söyleyeyim. Yani biraz şeyle tecrübeyle alakalı. Yani bir de o şeylerden sebep, dediğim gibi Avustralyanlardan, vertical'lardan sebep kayıplar oluyor. Stevedore güzel koyamıyor. Yani bazı gemiler var. Güvertesi geniş. Ambar açıklığı şey. Yani adam bunu şey yapıyor abi. Şunları bak, burada kaçlı sapanla yüklemiş. Şu an 2 takmış ama 4-4-8. Gerçi bu kare şeklinde. Kimisinde de uzun olur mesela. 10'lu. 10 tane birden oluyor. Tamam mı? Kimi limanlarda öyle çabuk çabuk hızlı hızlı yüklüyorlar. Mesela böyle tır geliyor abi. Şak, tırın üstüne böyle kreninle sarkıtıyor. 10'lu şey böyle bar. 10 tane şak 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 takıyorlar. Getiriyor. Koyacak koyacak da dibe güzel sürüyemiyor o yük. Yani o üst sıraya 20 koyacakken 19 koyuyor gibi. Ya şöyle de şeyler var. Eğer abi çok sorunlu iş gerçekten ya. Yani şu kenarlar frame'li ya. Bak bunun bir tarafı düz, bir tarafı frame'li kalmış. Yani frame'li yerde bazen tam böyle yamuk gider. Onun üstüne geleni de bozar. Zaten bunda altın kural şu. Bak ne diyor? Coiled wire rod correctly stowed in square hold. Sen bunun niye bulk carrier hold'unu göstermiyorsun abi? Yani yamulur, güzel koymaz. Zaten bir defa bozuldu mu bunda, abi hep boza boza gider. Yani sen şimdi şurada Australian Leather'dan, Vertical'dan bir defa sapıyorsun abi. Sapıyorsun platformdan sebep. Üsttekini koyuyorsun. Adam diyor ki platforma da hasar verme durumu oldu. Onlara dikkat edin. Adam şeyle dozerle yüklerken çaktırmadan platformun üstüne giydiriyor abi. Canını okuyor platformu. Tamam mı ondan sonra? Neyse veya onu es geçiyor. Hakikaten de yüklemiyor. Güzel yüklüyor. Abi sen istifi bozuyorsun bu sefer. Bütün ambar bozuluyor. Tamam mı? O yüzden layer layer gidilir. Açıkçası biraz da doğaçlanır abi. Bakarsın yani hani kafadan kabaca yap bir hesabı. Ama mutlaka emniyet. Bak şunu söyleyeyim, şeydeki gibi değil. Yani dökme yük gemilerindeki gibi değil. Ya başlatmadık. Pardon. Başlatmamışız ya bunu. Hani kesin kez alırız. Ya ne verdiysem alırım falan. İşte. Ve 55 bin ton, 55 bin 110 ton dedim. 55 bin 110 ton aldım. Bunu da yapamayabilirsin. Ki yapamazsın. Biraz böyle kendinize yontun yani, tamam mı? Böyle biraz biraz atın kenara şeylik olmayabiliyor ki olmuyor yani, pratiği zor yani, çok şeye bağlı abi yani. Hani böyle güzel yükledin, yükleyemedin, geceleri işler çok şişiridir, onu söyleyeyim. Yani gece vardiyaları en dikkat edilmesi gereken vardiya aslında. Bu demir çelik yüklerinde en kötü yükler hep geceye saklanır abi. Onu söyleyeyim. Yani hani senin o kabul edilebilir acceptable remark listinde olmayan böyle aradan kaptırmalık, tamam mı, yükler. Onlar hep geceye saklanır. Onu söyleyeyim yani, gece çok uyanık, sıcak yükler abi. Gelmiş 170-180 derece. Şeyde lazer metreli, bu lazer termometreli resimlerini göstereceğim abi. Onlar hep geceye saklanır. Sonra da öyle mi, haberimiz yokmuş muhabbeti falan olur. Tamam mı? Yani bunda da o yüzden gemiye hep uyanık olacak. Yani her işi süper kargoya yıkmayın. Dediğim gibi bu işin altın kuralı. Ya şöyle de değil. Yani hani ya bütün işi de ben alayım da değil. Yani işini yapsın eyvallah da ama. Hani çok şey de beklemeyin açıkçası. Yani işin dediğim gibi o tarz kısımlarından dolayı. Yani adam hani bir kere, iki kere, üç kere yapar, sonra almazlar. O yüzden çok aşırı şey yapılamaz yani böyle. Hani çok fazla şey beklemeyin. Kendi şeyinizi kendiniz dikkat edin. Gemi itiraz ettiği müddetçe kimse ağzını açıp hiçbir şey diyemez. Bunu bilin yani. Evet, devam edelim abi. Var mı burada?
Ya şu Daneç olayına hayran kaldım. Çok güzel yapmışlar gerçekten yani bizde. Maalesef şey. Bak abi şu dışında görüyor musun? Ha bu correct the stupid widget diyor da gerçi şu şeyde white oxidation var dışında. Neyse bunlara geleceğiz abi. Başka ne var? Bir de şu hook'la yükleme. Evet. Hook'la yükleme güzeldir. Çok güzel de zarar verebilir. Coil sağlam gelir. Adam hook'u takarken abi şöyle bir vurur. Küt. Ucundan böyle içini bir yamultur. Çizer. Hızlı koyar. O dışındaki metal strapları patlatır. Onu söyleyeyim aklıma gelmişken şu metal straplarda. Şimdi onu diyordum ha mesela teleskop işte ucundan ne bileyim şey torn olmuş, yırtık olmuş mesela. Ne kadar santim olacak bu? Yani kaç santime kadar veya teleskop yani ortadan kaç santim uzayacak gibi şeyler. Şimdi bunun aslı şu. Kardeşim sen bunu yüklüyorsun, gönderiyorsun. Adam alıyor bunu. Kendi tezgahına koyuyor tamam mı? Kendi makinesinde işletiyor. Şimdi o kendi makinesinde bunu koyduğu zaman o teleskop çok uzunsa makineye koyamayacak. Buradaki sorun o. Yırtıklarda da mesela adam diyelim işte bundan bir işleyecek, bir sac yapacak. Şeyde kullanacak bunu. Sıfıra sıfır mı? Yani mesela kendi kullanacağı malzeme 1 metre. Ama sen yüklemişsin bu coilleri diyelim ki işte eni 1.10. Demek ki 5.5 veya bir taraftan 10.7 hani birkaç sıra bir sıra. Komple de hani yırtık olmaz da diyelim bir sırada o kadar bir yırtık oldu. Hani ana malzemeye değmeyecek kadar o içinde kendi kullanacağı kısmını engellemeyecek şekilde asıl şeyi budur. Yani tuttun haşır komple yırttın. Bir de bunların zaten en dışındaki bir kat bir buçuk katı atarlar. Oralar açıkçası çok önemli değil. Ama tabii yani bununla emin de olmak lazım abi. Adam hani sonuçta israf etmek istemiyorsa da etmek istemiyordur. Yani temiz clean on board istiyorsa da istiyordur yani. Tamam mı? Veya bir limit çizmişse budur. Yani normali bu. Alıcının şeyi. Yani senin shipper'la receiver'ın yaptığı kontraktın o kontrakta göre yani shipper remarkları bir de shipper yazar remarklar receiver remarklar ama burada alıcının remarkları önemli ne istediği önemli normalde ama teleskopta diyelim abi 10 santimdir normali yani böyle genel kabul şu yırtıklarda işte 2-3 santim filandır 3 santimdir yani hani ve bir de dışarıdaki şey genel kabul ama bunda tabii onu sen sorarsın shipper'a bilmez yani shipper dediğimde hani direkt böyle patrondan patrona değil işte ona gidiyor en son limanda seninle ne bir mark list gibi adam haberi bile yok işte yazmış ya da slightly torn sarı çizmeli Mehmet Ağa tamam mı yani hani slightly derken ne kadar slightly yani bir santim mi iki mi üç mü beş mi kaç belli değil o da bilmez. O yüzden öyle gider abi. İşte iç yapılacaklar, yapılmayacaklar, bir sürü şeyler, bir şeyler. Şu çok güzel, hoşuma gitti. Yani normalde böyle bir sapanlı yüklemesi lazım. Bak abi adam buraya görüyor musun? Ne kadar güzel şey yapmış. Tahtalarla üstüne choking böyle şey diyez şeyi örüp üstünü düzleştirmiş. Şöyle söyleyeyim abi. Kangalın üstüne çubuk olmaz. Çubuğun üstüne kangal ondan sonra kimi şeyler var böyle nasıl diyeyim? Böyle kare şeklinde uzun barlar var. Onların üstüne çubuk olmaz. Çubuğun üstüne onlar olur. Tamam mı? Yani hot rollet üstüne cold rolled olur ama cold rolled'un üstüne hot rolled olmaz abi kolay kolay. Olmaz. Olmaz. Şu lashing'in nasıl yapılacağı çok tartışmalı bir şey. Açıkçası her limanın bir standart şeyi var. Ama dediğim gibi abi bu ambar içindeki lashing'lerin maksatı initial movement'ı ilk hareketi önlemek. Yani şey değil. Yoksa böyle komple yükü taşımak değil. Mesela burada şeyler. Ne demiş? Condition of coils at discharging port unwound.
Tamam, biz buna lose diyoruz. Yani inner out and windings lose it. İşte boşluk bak. Mesela burada ne demiş? Condition of coarse discharge rust. Evet, bu rust. Ya bunların kategorileri var, onu söyleyeyim. Yani slight rusty, partly rusty, rust stained. Ne kadarı rusty olduğu ile ilgili. Bu da güzel bir kaynak. Bir daha tekrar edelim abi. Standard Cargo'nun 2009 aralığında çıkarttığı A Guide to Carriage of Steel Cargo dediği bülten. Bu da gitsin. Şimdi şu başka bir şey. Açıkçası bu sizle alakalı değil ama Steel Pre-Shipment Survey dediğimiz. Tamam. Abicim şöyle de çok ben şöyle biraz kayayım kenara. Güzel göremiyorum. A Guide to Good Practice. Niye son sayfaya gelmişiz? Ben de diyorum niye ilerlemiyor? Gel tepeye gel. Gel abi. Heh. Steel Pre-Shipment Survey. Şimdi abi burada da bak abi burada bundaydı galiba. Bu şeyler yazıyor. Surface Clause'lar. İşte Mechanical Damage. Şimdi bir kere bu Pre-Shipment Clause. Yani işte şeyler. Remark'lar. Tamam mı? Düşülecek yükün durumu ile ilgili düşülecek şerhleri kategorileri var. İşte surface, mechanical damage vesaire gibi. Şimdi describing the surface condition. Şimdi şunu şöyle yapalım. Şurayı da kapayalım abi. Surface condition clauses diyor. Şunu biraz daha büyütelim. Tamam mı? Covered with snow, galvanizing affected white oxidation. White rust, galvanized dull, başka ne? Bak abi ben sana bir şey diyeyim. Şuradaki remarkların rust spotted, rust stained, işte rust with pitting. Bunların resimleri var aşağıda tartışacağız. Example'lar. Bak abi bu neymiş? Channel angels, rust stained, packing rust stained. Bu şey cold rolled ama paketi rust olmuş. Burada ne? Wet before shipment rust stained. Bu neymiş? Abi reinforcing bars, bundles with dumps evident, surface condition class, rust stained wet before shipment. Tamam mı? Partly rust stained wet before shipment, rust stained, hep rust stained. Bak zaten burada packing partly rust stained, rusty. Bu pitting, evet pitting, rusty. Yani pitting dediği böyle nokta nokta. Olmuş artık. Şurada rust spots, apparent rust stained, rust with pitting. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu galvanizing effect by white rust. Şu kısmı, şu şeyi kastediyorum. Abi şunu söyleyeyim bir kere. Bak burada bir sürü remarklar yazmış ya. Şimdi sen böyle kafana göre remarklar yazamıyorsun. Bir. İki. Wording diye bir şey var. Yani sen nasıl kullanacaksın ibareyi, tamam mı? Yani ibarenin böyle kelime kelime yazılışı, wording'i. Dolayısıyla burada dediğimiz gibi gemi P&I'nin kabul ettiği wording'lerle olmasında yarar var. Bir, iki, yani bir de böyle burada kullanılan bu remark'ların, yani şunlar mesela, tamam abi bunlar böyle defterde, cepte duracak şeyler, tamam mı? Nerede? Şu. İşte galvanizing dull, gray spots, patches, appearance on number of units, işte affected by white rust, bilmem ne, white oxidation marks, başka ne var? Rust. Neymiş bu? Strake, rust indicates previous contact with water. Böyle bu tarz remarkları yok abi, böyle bir şey. Yani hani pratikte yok. Bunlar çok çok profesyonel. Bilmiyorum hangi limanda vardır da. Yani belli birkaç tane kullanacağınız remarklar var. Genellikle kullanılan, onları da şeyde paylaşacağım. Buraları geçtik abi. Nerede şişeyi, ne yaptık? Şurada kalmış, dur abi alayım şunu. Ay, kaç dakika oldu ya şey olduğunu. Dakikasını ben başlatmamışım. 34 dakika olmuş, 35 dakika.
Yani 10 dakikamız kaldı. Hatta 5 dakika, 6 dakika diyebiliriz sonra. Ya bir de bunlar çok hep en ekstrem örnekleri çekmişler abi. Şöyle de bir gerçek. Tutup size kimse böyle yükü getirmez yani. Adam abi alır bunun paketini değişir. Ya da yeniden şeye sokar işleme. Bir daha yapar ürünü getirir. Yani böyle bir örnek yok da burada da çok uç örnekleri vermiş. İşte Metal Straps, Rusty, Galvanizing Doll. Ondan sonra Cima bu ne? Rust Stained, Rust Spot Apparent. Surface Arrays Acting to Silver Nitrat. Evet, gümüş nitrat sıkmış, beyaz olmuş. Resim güzel değil, ben göstereceğim. Mechanical Damage Clause'lar var. İşte burada da bir sürü şeyler. Bunlar da dediğim gibi bunların hiçbirini görmezsiniz. Packing Torn. Yırtılmış. In one place at inner circumference demiş. Abi buna circumference demiyorduk da biz ne diyorduk ya? Şeyi var bakayım burada. Bunun bir başka şeyi var. Çünkü bak. Bakayım şunun bir packingine. Gerçi bu komple sarmış da. Gerçi bu burada böyle kullanmış. Yani circumference dented ver handling gear market. Aynen yani burada sapanı takmış. Bak abi bunda da bu paketlilerde de o dediğim şey belt sling kullanacaksın ki paketini şey yapmasın. Cold roll'da şey hot roll'da hot roll'larda yağmur müsaadesi olur ama olmayanı da var. Pek nadir çıksa da. Hot roll'da genellikle J hook'la yüklerler ama hot rolled bel silikle yüklenmez zaten ya telle olacak. Yani tel örgü silimle ya da C-hook'la yüklüyorlar tamam mı? Ama bu paketlilerde cold rolled'larda abi bel siling olacak tamam mı? Yani ki bunun gibi bak burada böyle diş diş geçirmiş bunu şey yapmış yani. O örgü çelikle yüklemiş, hasarlamış. Böyle zincirle mincirle zaten hiç olmaz. Ha bak onu söyleyeyim. Şeylerde dediğim gibi cold roll'larda hook, C hook'la böyle kancayla ya da metal silinglerle yükleyeceksin. Tamam mı? Telle de, telle olmaz. Bu sıcakla şeyde cold roll'larda paketlilerde abi belt siling olacak. C hook olacaksa da çok ustalıklı olacak yani. Çok soft ama belt siling olacak abi. Onu söyleyeyim. Belt silingse de yağmur yağdıysa belt siling'i değiştirecek. Çünkü bunlarda genellikle yağmur müsaadesi yoktur. Abi altın kural bak. Bunların en önemlisi steel slablar. Steel slabları tutarlar. Telle yüklerler. Tel. Bildiğin wire. Steel wire'la yüklerler. Asla abi. Kesinlikle zincirle abi. O tel köşeden yer eder. Kopar ki kopuyor. Gemideyken benim başıma geldi. Mutlaka ve mutlaka zincirle abi bildiğim bayağı kuvvetli kalın böyle zincirle yüklenir şeyler slingler ondan sonra cima şeyler de öyle bu kangallar da öyle ondan sonra cima steel biletler de zincirle tamam mı başka şeyler bu inşaat demirleri telle yüklenebilir. Niye? Çünkü onları koyuyor, esniyor ya, teli çektirmesi zor oluyor, kreni silkeliyor tamam mı? Onlar kabul. Yani ama böyle değiştirmeleri kaydıyla yani. Ama abi böyle köşeli, sharp edge olan şeyler mutlaka zincirle. Yoksa kopar kardeşim olmaz. Yani telle yüklüyor. İşte şeyleri de dediğim gibi çektirecekse eğer böyle koyup çektiriyorsa o zaman inşaat demirleri gibi. O zaman abi sapan olur. Çünkü telle de çok böyle tak 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 sıyıra 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 küt kreni silkeliyor ondan sonra iyi bir şey değil o kadar. Evet burada takmış abi. Bunun adı vardı şey yapacağım. İşte bu ne? Edges bucket at outer circumference ver handling gear. Evet. Yani burada
Adam bunu elleşlerken kürt geçirmiş. Şurada teleskop aptı 150 metre demiş. Evet, 150 milimetre. Bu ne abi? Edges waved along entire length. Evet. Bu önemli. Plate, steel plate de böyle bir şey olmaz abi. Tamam ya. Bu steel plate garbage. Yani bunlar yüklenmez. Onu söyleyeyim. Bak burada nasıl yamulmuş görüyor musun? Bundles of light scantling pieces, mechanical damage. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu çubuk yüklemelerinde. Çubuk yüklemelerinde yapısal olarak bir sorun var. Resimlerini göstereceğim. Yani şimdi adam dedik ya işte ambar açıklığı var. Topside hopperler geliyor. İniyor alabandalar. Double bottom hopperler tank top birleşiyor. Şimdi ilk başta o başa baş kenarlar ve kıçı bitirmek için dozerle böyle diziyorlar. Tamam mı? Biraz. Şöyle bir sorun var abi orada. Bu inşaat demirleri bundle bundle gelir. Tamam mı? Adam alır onu 10'lu 12'li böyle bırakır ambar ortasına. İki tane uzun olur onlar ya da kısaysa 6 metrelikse bir, uzun 12 metrelikse iki tane böyle forklift girer altına, beraber taşırlar, bırakırlar, bıçakları çekerler. Bazen bu tam oturmaz, geri girerler. İşte o kısmı önemli abi. O geri girdiği zaman o içeride böyle bir güzel işte kaç tanesini götürüyorsa abi götürür. Çıkartırken yamultur böyle, bazen adam onu tekli kaldırmak için böyle arasına bir sokar, üstten birkaç tane alır, bırakır, bir çeker, o üstten birkaç metal çubuğu ve inşaat demirini hasarlar. Sen buna bakıyorsun işte kamyon üstünde tertemiz ama ambar içinde canlı okurlar. 1-2 steel biletlerde dedik ya, bu koyacak dümdüz olacak, yamuklu olmayacak. Ya onun bir hesabı vardı işte, boyunun bilmem ne oranında filan. Yani işte boyu ne bileyim 15 ise kaçtı ya? Ya 15 metre olmazdı. 12 metre ise kaçtı bakayım? 30'da bir miydi? Öyle bir şey var yani onun böyle o deformasyonunu, tamam ama uçta filan değil. Hani genel olarak koydun, o steel billette hafif bir eğiklik var diyelim. İşte kaç santim? 3 santim diyelim. Böyle bir şeydi. 30'da biri miydi? Böyle bir şey. Ya o da esnek yine. Koyuyorsun düz duruyor abi. Kaldırıyorsun yamuluyor. Neyse. Ondaki sıkıntı şu. Onu ilk yükleyecekleri zamandan bahsediyorum. Ambar ortasına koyarlar hemen iki tane. Onları böyle şu şekilde yapar. Şöyle çiziyorum. Şu ambar, şu hopper şöyle geliyor. Burası corrugate, tamam mı? Bu da böyle geliyor. Diyelim ki işte şurada da Avustralyan var. Bu böyle gidiyor. Şimdi adam daneçleri diziyor buraya abi bir güzel. İlk crane'le şöyle ambarın buraya koyuyorlar abi. Veya şuraya koyuyor ambarla. Yok pardon, şöyle yapıyorlar. Dur pardon. İki taneyi bırakıyorlar böyle ortaya doğru bir yere. Ondan sonra kalan steel biletleri şuraya böyle koyuyorlar. Tamam mı? Bundle bundle. İşte dozer de geliyor forklift buradan. Takıyor hop. İki uzunsa böyle ikisi birden getiriyor. Hop buraya koyuyorlar, gidiyorlar. Abi adam bunu buraya koyuyor. Burada bir şey yok. Yani bir uçtan yamuluyor. Ortadan yamuluyor. Adam getiriyor burada bu. Ve şu alta koyduğu iki taneyi bazen dozer mozer çiğniyor abi. Tamam mı? Şu alttakiler deforme oluyor. Sona kalanlar. Yani şu ilk yapılan şu dizme operasyonu boyunca şunlara dikkat etmek lazım. Adam bunu koyuyor. Bazen bir dozer giriyor. Biri girmiyor. İşte buna çarpıyor. Şu alta dikine koyduklarına. Bunları bozuyor. Tamam mı? Burada yükü hasarlıyorlar. Şeyde steel biletlerde. O yüzden şu ilk kısımda yani bunları böyle giriyor. Hop buraya bırakıyor. Kaçıyor. Sonra crane'e bir daha koyuyorlar. Dozer geliyor. Bir daha böyle kat 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 ambara çıkıyorlar bunu. Tamam mı? Kenarlara böyle dize dize. Kaç kat çıkılacağı işte yine abi kabaca şu orta hesaptan. Ya bir daha bir şunu söyleyeyim. Dediğim gibi yani liman şeyleri bilir. Takribi. Formenleri filan. 3 aşağı 5 yukarı kaç kat çıkacaklarını. Tamam, o açıdan biraz yani bir layer'ı ne alır? Çünkü onlara da geliyor ve ciddi hesaplar yapılıyor. Onu söyleyeyim yani limanda.
şişiriyorlarsa işlerine gelmediklerindendir, bilmediklerinden değil. Onu söyleyeyim. Bu stil biletlerde, ya bir de abi senin kaçtığını yükleyeceğine bağlı. Şimdi sen bütün ambarı stil bilet mi yükleyeceksin? Bir, iki, abi bu biletlerde hep aynı olmaz. Kimisi gelir 10 metre, 12 metre, kimisi 6 gelir, kimisi 8 gelir. Tamam mı? Yani hangisini ne şey yapacağız? Ya çok belalı işler yani, tamam mı? Onu liman bildiği için ilk başta, ama bak bunun o ilk operasyonlar başlamadan önce konuşulacak kısımlar. Bunlar çok önemli abi. Yani sen tamam kendin hesap yapmamışsan bile başta kardeşim ya bunları kaç kat çıkacaksınız, ne yapacaksın, nasıl yükleyeceksin, neyle yükleyeceksin? Bunların çok iyi başta belirlenmesi, konuşulması ve sonrasında takip edilmesi lazım. Bir de yani şöyle şeyler oluyor. Lot separasyonu, ya geliriz onlara, lot separasyonu kısmına. Şey yani araya iple yapılıyor. İşte lashing olayında mesela sorunlar yaşanıyor şeylerde, kangallarda. Viricilerde, dibicilerde. Yani viricide, dibicide, alabandadan alabandaya yaslamışsa demindeki resim gibi bir lashing'e gerek yoktur, onu söyleyeyim. Ama sen ambara yükledin yükledin bir sıra yarım kaldı. Onda lashing'e gerek vardır. Yapmak isterler istemezler filan bir sürü sorunlar yaşanıyor. Neyse geldikçe anlatacağım abi. Ondan sonra acaba ne yapmış? Bak burada da bir deformasyon var, yamukluk var. Başka burada canlını okumuş shit'in. Metal straps broken. Başka strap insufficient'li. Evet. Şimdi onu da diyecektim.